Gençler selamlar, ben Sml Hoca, Sml Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı da sizlere hatırlatayım. 71 ve 72. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Dilerseniz ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıdır demiş. Şimdi bir baba var arkadaşlar. Bir de oğlu var bunun. Babanın yaşı 4x'miş, oğlunun yaşı x'miş diyebiliriz, 4 katı. Oğlu babasının yaşına geldiğinde, yani oğlu 4x yaşına geldiğinde ne kadar büyümüştür? 3x kadar büyüdü. O zaman babayı da 3x büyütelim. Baba 3x büyürse 7x yaşında olur. Ve bunların yaşları toplamı, yani 7x ile 4x'in toplamı olan 11x neye eşitmiş? 66'ya. O zaman x kaçtır gençler? 6'dır değil mi? Babanın bugünkü yaşı soruluyor. Baba bugün 4x yaşındaydı. O halde 4 kere 6'dan doğru cevabımız 24 olur diyebiliriz gençler. Geçtim 2'ye. Dedesini ziyarete giden Taner'i dedesi bahçeye götürüyor. Dedesi ve Taner bahçeyi gezerken yan yana ikili olan bir zeytin ve bir ceviz ağacının yanında duruyorlar ve aralarında aşağıdaki konuşma geçiyor. Dede demiş ki, bak evladım, ben bu zeytin ağacını senin yaşındayken ekmiştim demiş. Şimdi Taner'in şu anki yaşına x diyelim. Dedesi x yaşındayken, bakın dede x yaşındayken ağacı ekiyor. Ne ağacını ekiyor? Zeytin ağacını ekiyor. Şimdi Taner'in yaşına x dedik ya. Dedenin şimdiki yaşına y diyelim. Tamam mı? Pekala. Sen benim yaşıma geldiğinde bu ağaç duruyor olursa 124 yaşında olacak demiş. Şimdi dede şu an y yaşında ama x yaşındayken de bu zeytin ağacını diktiğine göre demek ki zeytin ağacı şu an y eksi x yaşındadır deriz, bu cepte. Daha sonrasında demiş ki bak sen benim yaşıma geldiğinde demiş. Yani Taner'i şimdi y yaşına götüreceğiz. Yani aradan kaç yıl geçmesi gerekiyor? Y eksi x yıl. O halde zeytin ağacımız y eksi x iken bir y eksi x yıl daha geçiyorsa 2y eksi 2x yaşında olur zeytin ağacı. Ve ne demiş? Ağaç duruyor olursa 124 yaşında olacak. O zaman eşittir 124 diyeceğiz. Yani buradan biz y eksi x'in aslına bakarsanız 62 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu cepte y ile x arasında güzel bir bağıntı bulduk. Bu ceviz ağacını da, cevizden bahsediyor şimdi, sen 6 yaşındayken dikmiştik. Şimdi ceviz ağacı Taner 6 yaşındayken ekildiyse Taner şu an x yaşında olduğu için ceviz ağacı otomatikman x eksi 6 yaşında olacaktır. Hatırlıyor musun demiş o ağacı diktiğimizi. Taner de demiş ki hatırlıyorum tabii ki dedeciğim demiş. Ben de senin yaşına geldiğimde, yani yine y yaşına geldiğinde, yani yine y eksi x yıl geçtiğinde ceviz de o kadar büyüyecektir. Y eksi x artı x eksi 6 yaşında olacak ceviz. Eksi x de artı x birbirini götürdü. Demek ki burada y eksi 6 kaç olacakmış? 69 yaşında olduğunu söyleyecekmiş bu ağacın. O halde y eşittir kaçtır? 75'in ta kendisi. Yani dede 75 yaşındaymış. E burası 75 ise x kaçtır? X 13 olmalı ki 62 kalsın sonucumuz. Demek ki Taner şu an kaç yaşındaymış? 13 yaşındaymış diyeceğiz sevgili gençler. Devam ettim. Bir diğer bölümümüz doğduğunda sorularıyla. Az önce yaşına gelme sorularını çözdük. Şimdi doğduğunda kısmındayız. Tuna doğduğunda annesinin yaşı Tuna'nın şimdiki yaşının 4 katıydı. Şimdi Tuna var ve annesi var. Tuna'nın şimdiki yaşı diyelim. Tuna şu an x yaşında olsun. Tuna doğduğunda annesinin yaşı şimdiki yaşının 4 katı. O zaman doğduğunda diyelim. Doğduğunda 4x yaşındaysa Tuna tabii 0 yaşında doğduğunda aradan x yıl geçmiş. O zaman buna da x yıl çalışacak hayat. Dolayısıyla 5x yaşında olacak anne. Peki bugün Tuna ile annesinin yaşları toplamı, yani şunların toplamı 6x ve bu da 36 olduğuna göre x kaçtır? 6'dır. Tuna doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? Tuna doğduğunda annesi 4x yaşındaydı. Yani o zaman 4 çarpı 6'dan cevabımız ne olacak? 24 olacak sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. Şu kısmı sildim arkadaşlar. Diğer sorunun çözümüyle karışsın istemiyorum. Yaşları toplamı 28 olan Kemal ve kardeşi Hazal arasında. Bakın Kemal ve bir de kardeşi Hazal var. Şimdi Kemal diyor ki ben doğduğumda annemle babamın yaşları toplamı 70. Hazal da diyor ki ben doğduğumda annemle babamın yaşları toplamı 90. Aradaki fark ne? 20. Ama bu 20 şöyle çalışıyor. 20 yıl sonrasından bahsetmiyoruz. 10 yıl annesi, 10 yılda babası yaşlandığı için 10 artı 10'dan 20 fark oluşmuş. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kemal Hazal'dan 10 yıl erken doğmuş. Yani Kemal x artı 10 yaşındaysa Hazal x yaşındadır değil mi? Bunların yaşları toplamının da 28 olduğunu biliyorduk. O zaman 2x artı 10 eşittir 28 diyeceksiniz. 2x buradan 18 gelecek. Ve x de arkadaşlarım 9 olacak. Demek ki Hazal 9 yaşında, Kemal de 19 yaşında. Bize neyi sormuş? Kemal kaç yaşında? Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 19 olacak deriz. Ve 72. sayfamıza geçtik. İlk sorumuz bu da erken ya da geç doğsaydı soruları olacak arkadaşlar. Kerem ile Aslı'nın yaşları oranı 2/3'tür. Yani arkadaşlar Kerem'in yaşına ben 2K dersem Aslı'nın yaşları ne olacak? 3K olacak. Kerem 5 yıl erken doğarsa yaşı 5 yaş büyük olurdu. Aslı 10 yıl geç doğmuş olsaydı yaşı 10 yaş daha küçük olurdu. Ve bunların oranı da ne olacakmış? 5/4 olacakmış. Şimdi ne zamanı? İçler dışlar. 8K artı 20 eşittir 15K eksi 50 derseniz. Buradan şunu bu tarafa attınız 7K. Bir yerde hatamız olabilir. Bir daha bakalım. 5/4 olacaktı dedik. 8K artı 20 dedik. 2K'ya 3K demiştik. Kerem 5 yıl erken doğarsa 2K artı 5 yaşında olur. Aslı 10 yıl geç doğarsa 3K eksi 10 yaşında olur. Buna biz 5/4 dedik. 15K, bir yerde hatam var gibi, yokmuş ya. Devam edelim. Eksi 50'yi bu tarafa atarsanız 70 olur. 7K 70 ise K eşittir kaç olur arkadaşlar? 10 olur. Aslı kaç yaşındadır demiş. Aslı 3K'ydı. Dolayısıyla 3 çarpı 10'dan Aslı'nın 30 yaşında. Kerem'i sorsaydı onun da 20 yaşında olması gerektiğini söyleyebilirdik. Bir an için işlem hatası yaptım zannettim ama öyle bir hata yokmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıdır. Şimdi baba var ve oğlu var arkadaşlar. 4 katıysa oğul x yaşındaysa baba 4x yaşındadır. Baba doğduğu yıldan 10 yıl, oğlu ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı. O zaman baba kaç yaşında olurdu? 4x eksi 10 yaşında olurdu. 10 yıl geç doğsaydı. Oğlu da 5 yıl sonra doğmuş olsaydı x eksi 5 yaşında olacaktı. Ve demiş ki babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katı olacaktı. Yani bunu 5 ile çarptığım zaman bunlar birbirine eşit olacakmış. Soru bitti. 4x eksi 10 eşittir 5x eksi 25 dediniz. Buradan x eşittir 15 geldi. Babanın bugünkü yaşı. Baba 4 çarpı 15'ten 60 yaşındadır diyebiliriz sevgili gençler. İkinci sorumuzu da bu şekilde çözdük, geçtik 3'e. Bir annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır. Şimdi anne var ve oğlu var. Demek ki oğlu x yaşındaysa anne 3x yaşında olacak. Anne doğduğu yıldan 4 yıl önce doğmuş olsaydı 3x artı 4 yaşında olurdu. Oğlu da doğduğu yıldan 2 yıl sonra doğmuş olsaydı demek ki sonra dediğine göre 2 yaş daha küçük olacaktı. Ne demiş? Annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katı olacaktı. Yani bunu 4 ile çarpıp eşitleyeceğiz. Soru yine bitti. 3x artı 4 eşittir 2x eksi 4x eksi 8. 4x eksi 8. Buradan x eşittir kaç gelir? 12 gelir. Anne ile oğlunun bugünkü yaşları toplamı. Bugünkü yaşları toplamı 4x'ti. X'i de 12 bulduk. Demek ki cevabımız 4 çarpı 12'den ne olacak? 48 olacak sevgili gençler. Bu kısmı da bitirdik. Geçtik sağ üst tarafa, 4. sorumuzdayız. Babası Eda'yı okula yazdırmadan önce aşağıdaki tabloyu inceliyor. Yaşı ay olarak bu tabloda bulunan Eda bu sene ilkokula, önümüzdeki senede anaokuluna kayıt olamıyormuş arkadaşlar. Şimdi bu sene ilkokula kayıt olamıyorsa, ilkokula ilk kayıt ne zaman başlıyor? Bakın şurada başlıyormuş 66 aylıkken. Kayıt erteleme yaparak ana sınıfına kayıt olabilir demiş. Burada ana sınıfına diyor. Tamam, o zaman veli dilekçesiyle kayıt olabilir dediği yer şurası. Yani minimum 69 aylık olmak gerekiyormuş ilkokula kayıt olmak için. Dolayısıyla ben ilkokuluna kayıt yaptıramadığına göre x'in 69'dan daha küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. Daha sonrasında bir sonraki sene bu kızın yaşı 12 ay büyüyecektir. Ve bu da sevgili arkadaşlarım ana sınıfına kayıt olmasını engelliyormuş. Ana sınıfına kayıt olabilmesi için maksimum 71 aylık olması gerekiyor. Yani küçüktür 72 diyeceğiz. 72 ay olamaz. Pardon, büyüktür 71 diyeceğiz. 71 aydan daha büyükmüş. Dolayısıyla da ana sınıfına kayıt olamıyormuş. O zaman 12'yi karşıya atarsanız x büyüktür 59'u bulursunuz. Demek ki benim x'im, yani bu kızın ay olarak yaşı 59'dan daha büyük ve 69'dan daha küçük olacakmış. Şimdi bu cepte. Demiş ki bize birinci öncülde Eda 3 ay geç doğmuş olsaydı. 3 ay geç doğarsa bu kızın ay olarak yaşı 3 çıkardım 56 küçüktür x, bu da küçüktür 3 çıkarırsan 66 olur. Yani 66'dan küçük, buradaki 56'dan daha büyük olacağı için bu aradakiler de gördüğünüz üzere ana sınıfına kayıt olabiliyor. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. Geçtim 2'ye. 3 ay erken doğarsa bu kız 3 ay daha büyük olacaktı. 3 eklediniz 62 küçüktür x, o da küçüktür. Ne olacaktı? 3 eklediniz 72. Yani 72 aydan daha küçük, 62 aydan daha büyük bir ayı olacaktı. İlkokula kayıt olabilirdi demiş. Şimdi 62'den büyük ve 72'den küçükse, bakın 62 şurada, 72'den de küçük, yani şuradan da küçük. Şimdi burada şu aylardaysa ilkokula da, ana sınıfına da kayıt olabilir, ama ya buralardaysa, dolayısıyla artık ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Kesinlikle doğrudur diyemeyeceğim. Çünkü ilkokula kayıt olamaya da bilir. Üçüncü öncül, Eda 6 ay erken doğmuş olsaydı, 6 ay erken doğarsa 6 ay büyük olur. Şunu 6 eklediniz 65 küçüktür x, şunu 6 eklediniz 75 oldu değil mi? 65 ile 75 arasına bakacağız şimdi. Şunları bir temizleyelim. 65 nerede arkadaşlar? 65'ten büyük diyordu, bakın şurası. Şurası. Ve 75'ten de küçük diyorsa demek ki bu tarafa doğru gidiyor. Bize ne demiş arkadaşlar? Demiş ki ilkokula da anaokuluna da kayıt olabilirdi. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi anaokuluna kayıt olabiliyor. Şu kısımda nereye kayıt olabiliyor? İlkokula kayıt olabiliyor. Burada ana sınıfına kayıt olabiliyor. Dolayısıyla ilkokula da anaokuluna kayıt yaptırabiliyor. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olacakmış. Yani açıkta kalmıyor bu kız. 1 ve 3 bizim cevabımız olacakmış. Ve devam ediyoruz bir sonraki sayfamızla. 73. sayfa. Videonun başında 71 ve 72 dedim ama 73'ü de burada çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü sadece burada bir tane 3 soruluk kısım kaldı. Daha sonrasında test kısmına geçiyor. Dolayısıyla bunları burada halledelim. Ekstradan bir video daha açmayalım bu 3 soru için. Çocuk gelişimi üzerine yazılmış bir makalede aşağıdaki bilgiler yer almakta. Bunu nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bunun için de utanmıyorum. Piaget diyesim geliyor. Piaget da olabilir. Piaget diyelim biz. Piaget'a göre bütün insanlar aynı dönemlerden aynı sırayla geçer. Bu dönemler belirli yaşlarla ilişkilidir. Aşağıdaki şemada insanların geçirdikleri dönemlerin hangi yaşlara karşılık geldiği belirtilmiştir. Duyu motor dönemi 0-2 yaş, işlem öncesi dönem 3-7 yaş, somut işlemler dönemi 8-11 ve soyut işlemler dönemi 12 yaş üzeri. Şurası somut, soyut diye okumuş olabilirim. Ayşe'nin her biri yukarıda belirtilen dönemlerin farklı bir tanesinde bulunan 4 tane çocuğu varmış arkadaşlar. 4 çocuk ve her biri farklı dönemde. Ayşe'nin ard arda doğan her iki çocuğu arasındaki yaş farkı en fazla 4'müş. Çocuklardan hiçbirinin yaşı bu dönemlerde belirtilen yaş aralıklarının başlangıcında veya sonunda değildir. Yani arkadaşlarım şu sınır değerler değilmiş hiçbirinin yaşı. Şimdi o zaman düşünelim. Şu dönemde olan çocuk 0 veya 2 yaşında olamayacağına göre 1 yaşındadır. Bu cepte. İkinci dönemde olan çocuk 3 ile 7 olamayacağına göre 4, 5 veya 6'dır. Diğer dönemdeki 9 veya 10'dur. Bir diğer dönemdeki de 13, 14, 15 diye gidebilir. Şimdi arkadaşlar birinci çocuk şurada doğdu. Yani 1 yaşında. İkinci çocuk maksimum 4 yaş büyüktü. Dolayısıyla burada 4 de olabilir, 5 de olabilir. Eğer ki 4 olursa 4'e 4 eklediğinde dahi 8'i yakalıyorsun. Dolayısıyla demek ki ikinci çocuk 4 yaşında değil 5 yaşında. 6 zaten olamıyor. Çünkü aralarında 5 fark var 1 ile 6'nın. İkinci çocuk 5 yaşındaysa mecburen 4 ekleyeceğiz ve diğerini 9 yaşında bulacağız. Ve buna da mecburen 4 ekleyip 13 yaşında bulacağız. Demek ki çocukların yaşları 1, 5, 9 ve 13'müş. Bunların yaşları toplamı sorulmuş. 13, 9 daha 22, 5 daha 27, 1 daha 28 yapar. Cevabımız 28'e diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Altan, Bülent ve Cemil isimli 3 arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Altan, Bülent ve Cemil var. Altan'ın doğum yılı Bülent'in doğum yılından 2 fazla, bakın yıl fazlaysa yaşı küçüktür. Dolayısıyla bu x eksi 2 yaşındaysa buna x yaşında diyebiliriz. Cemil doğduğunda Altan'ın doğmasında 5 yıl vardı. Şimdi Cemil doğmuş, Altan 5 yıl sonra gelmiş. Yani Altan doğduğunda Cemil 5 yaşındaymış. O halde Cemil Altan'dan 5 yaş büyüktür. Yani şuna 5 eklerseniz bu da x artı 3 yaşında olur. 3 arkadaşın yaşları toplamı da hop 55'miş. Hepsini toplarsanız 3x artı 1 gelir ve bu da 55'miş. O halde 3x eşittir 54 olur ve x buradan kaç gelir? 18. Demek ki Bülent 18, Altan 16 ve bu da 21 yaşında. Bize Bülent'in yaşı sorulmuştu. Bülent 18 yaşındadır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve son olarak 3. sorumuz. 8 erkek ve 10 tane kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta, bakın erkek sayısı 8 ve kız sayısı da 10 arkadaşlar. bulunduğu bir sınıfta erkek öğrenciler aynı yaşta ve kız öğrencilerin hepsi de aynı yaşta. Şimdi erkeklerin hepsini A yaşında, kızların hepsini B yaşında diyelim. Öğretmen sınıftaki tüm erkek öğrencileri ve kendini de göstererek demiş ki hepimizin yaşları toplamı A. Şimdi öğretmenin yaşına Ö diyelim. 8 tane erkek var ve hepsinin yaşları A olduğuna göre bunların toplamı 8A'dır ve bir tane de öğretmen var. Bunların toplamına ne demiş? A demiş. Yalnız burada A'yı kullandığı için ben şunları değiştirmek istiyorum. Erkeklerin yaşlarına X diyelim, kızların yaşlarına Y diyelim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım şurası 8X artı Ö olacaktır. 8X artı Ö eşittir A'ymış. Daha sonrasında tüm kız öğrencileri ve kendini de göstererek hepimizin yaşları toplamı B'dir demiş. Yani arkadaşlarım 10 tane kız vardı. 10Y artı bir de öğretmenin yaşı eşittir bu da B'ymiş. Ve tüm öğrencileri göstererek kendini dışarıda tutuyor bu sefer. Hepinizin yaşları toplamı C'dir demiş. Yani 8X ile 10Y'nin toplamı da neymiş? Eşittir C. Güzel. Şimdi tüm bunlar cepteyken ABC sırasıyla neymiş? 8, 9 ve 13 ile orantılıymış. Bak şurası, şurası 8K, şurası 9K ve bu da 13K'ymış arkadaşlar. Olduğuna göre öğretmenin yaşının bir erkek öğrencisinin yaşına oranı nedir? İkisini toplayın arkadaşlar burada. 8x artı 10y artı 2 tane öğretmenin yaşı eşittir A artı B mi? A ile B 8 ve 9'da orantılı olduğuna göre bakın bu taraf 17K yapacaktır. 8x ile 10y'nin toplamını biz zaten az önce yan tarafta 13K olduğunu dile getirmiştik. Şurası 13K. O zaman şuna ne kalır? 4K. Şimdi öğretmenin yaşının 2 katı 4K ile orantılıysa Ö nedir arkadaşlarım? 2K'dır. Burası 2K ise şu nedir? Tabii ki 6K'dır. Şimdi o zaman öğretmenin yaşına 2K dedik. 8x'te neymiş? 6K'ymış. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 6K bölü 8 midir? Yani 3K bölü 4 müdür? Ne demişti? Öğretmenin yaşının yani 2K'nın bir tane erkek öğrencisinin yaşına oranı 3K bölü 4 oranı ters çevirip çarparsanız 8K bölü 3K yapar. K'ları da götürürseniz 8 bölü 3 bizim cevabımız olur deriz. Cevap 8 bölü 3'tü gençler. Evet, videomuzun ve bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki testte pekiştiriyorum kısmında yaş problemlerinde buluşacağız arkadaşlar. O videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.